Ben Özdemir Bey'in, Ali Şevik Özdemir Bey'in üçüncü oğluyum. E, ee, babamdan daha önceki hanımlarından olma iki tane kardeşim vardı. Babamın ilk hanımı Çerkez'dir. Babam Mısır, Abbas Hıdivi, Hilmi, Hilmi Paşa'nın sarayında Prenses Fatma'nın evi subayı iken Nazlı Hanım'la evleniyor. Ondan iki tane kardeşim oluyor abim. Birinin adı Burhan, birinin adı Seyfi. Ee, bir Bilayre Babam İstiklal, Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için Mısır'ı terk ederken ki teşkilatın mahsusa vasıtasıyla oluyor bu Mısır'dan çıkartılması ve kendisinin de tercüme halinde belirttiği gibi Balkan Savaşı'na katıldığını söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'na katıldığını söylüyor. Aynı zamanda Libya, Trabzon Savaşı'na katıldığını da söylüyor. O esnalarda çocuklarını, iki tane oğlunu amcama teslim ediyor Mısır'da. Amcam onların tahsilini yaptırıyor. Babam üç kardeş. iki erkek, bir kız kardeş. Babamın babası Mısır valilerinin müfettişi. Mısır'daki Mısır o zaman şeyin kontrolü altında biliyorsunuz İngilizlerin kontrolü altında. Yarı otonom bir ülke. Babamın babası Ahmet Cevdet Bey. Çerkes kökenli, Kavkasya kökenli. Mısır memlüklerinden geliyoruz biz. Ee, bizim soyumuz Özdemiroğlu Osman Paşa'ya ve Özdemir Paşa'ya kadar dayanıyor. Özdemiroğlu Osman Paşa Osmanlı tarihinde Kafkasya ve Azerbaycan Fatihi olarak anılıyor. Özdemir Paşa ise Yemen Fatihi olarak anılıyor. O kadar geniş bir background'ımız var geriye doğru dönersek. Babam kardeşleri çocuklarını orada bıraktıktan sonra işte bütün bu savaşların sonunda, bütün bu olayların sonunda annemle evleniyor Malatya'da. Müteahhitlik yaparken Annemden de iki, üç çocuğu oluyor. Bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim. Birinin adı Kurtuluş, birinin adı Suna. Bunlar ikişer, üçer yaşlarındayken ölüyorlar. Bunları takiben 1939 yılında ben Ankara'da doğdum. O zaman babam Siirt milletvekiliydi. Babam saraya giriyor... İsmet Paşa'nın yanına çıkıyor. Cumhurbaşkanı. Paşam diye bir oğlum oldu. Adının lütfen siz koyar mısınız? O sırada İsmet Paşa'nın yanında rahmetli Mevhiba Hanım eşi ve annesi rahmetli Cevriye Hanım bulunuyor. Ee, İsmet Paşa diyor ki adını Cumhur koyalım diyor. Bugün Cumhur Bayramı diyor. Mehip da oradan atıyor. Yok diyor. Ulu Önder olsun diyor. Karasız içindeyken Cevriye Hanım başını uzatıyor diyor. Ya bugün belli bir gün diyor. Belli gün olsun diyor. Ve adım belli gün oluyor. Oradan kalıyor. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. Kaybettikten sonra beni annem aldı. Benim annem babamın üçüncü hanımıdır. Antep'te, Malatya'da tanışmıştır kendisiyle. Daha önce de bir hanımla evlenmiştir. Mersin'de Bahri adlı bir öğretmen hanımla. Orada Mersin'de müfettişlik yaptı. Maliye şey yaptı. Gene tekel müfettişi görev yaparken. Onda geçinemiyor. Boşanıyor. Malatya'da müteahhitlik yaparken annemin evinde kiracı kalıyor ve tanışıyor. Hoşuna gidiyor. Aralarında büyük yaş farkı olmasına rağmen tabii ki kahraman ve tarihe geçmiş bir kişi. Veriyorlar kızı. <laughs> evleniyor. İşte üç çocuğu oluyor. İkisi hayatta değil. Kısa sürelerde ölüyorlar. Ben 39 yılında Ankara'da doğdum. 12 yaşına kadar babamın yanındaydım. Babam annemin üzerine de boşandıktan sonra gene boşanıyor maalesef geçine. Biraz kadınlarda yana şanssız. Hanımlara biraz huysuz herhalde. Ee, bir Gürcü hanımla evliydi Belkıs hanım diye. O son hanımı da Gürcüydü. O, o hanımla da 51 yılına kadar yaşadı. 51 yılında vefat ettikten sonra beni annem mahkemeyle aldı yanına. Ben Ankara Koleji'ni bitirdim. Üniversitede okudum hukuk fakültesinde bitirmeden ayrıldım. Ondan sonra işte hayata atıldım. İş Bankası'na girdim. Orada bir süre kamyon memur olarak çalıştım. Daha sonra 1967 yılında Hava Kuvvetleri'nin açmış olduğu imtihanı kazanarak Hava Kuvvetleri'ne İngilizce mütercim olarak girdim. 88 yıl kadar Hava Kuvvetleri'nde çalıştım. Oradan emekli oldum. Bir buçuk yıl kadar bir holdingde çalıştım. Gene mütercim olarak. Ondan sonra kendim özel çalışmaya başladım, ayrıldım. Derken İthalat şirketine girdim. İra, medikal araçlar ithal ve ihracat şirketine. Orada 10 yıl kadar çalıştım. Dış ilişkiler uzmanlık görevini yaptım. Oradan da kendimi emekli ayırdım. Şu anda bağımsız olarak bir tercüme bürosunda çalışmaya devam ediyorum. Yani benim 12 yaşına kadar olan babamın anıları var kafamın içinde. Bir de sağdan soldan duyduklarım var. Çok da erken yaşta kaybettiğim için aile de dağıldı gitti, kardeşlerim de dağıldı gitti. Herkes kendisini kendi evine döndü. Kulağımda kalan bilgiler, sağdan soldan duyduklarımla ancak cevaplandırabilirim bu sorularınızı. Ama kendi şahsi kanım şuydu, çok disiplinli bir insandı. Yani Çerkez kökenli olmasından dolayı çok disiplinliydi, biraz sert bir insandı. Yani ben epey dayana yedim yani onu söyleyeyim çocukken. Ama çok iyi kalpli, eli açık, Antep halkının arkasından koşan, fakire fukaray babalık yapan, Antep için yırtınan bir insandı karakter olarak öyle söyleyebilirim. Antep'e gelmesi işte Suriye ki örgütlenmeden sonra Atatürk'e bilgi vermek için e, kendisini gözlemci olarak gönderiyorlar. 8, Hazir, 8 Ağustos'a kadar gözlemcilik görevini yapıyor. Yaparken yaptıktan sonra da Kılıç Ali Bey'i Ankara'ya çağırıyor. O zamanki komutan. Çerkez Ethem isyanını, Çerkez Ethem beraber Yozgat isyanını bastırmak üzere Ankara'ya göreve çağırıyor. Ve milletvekili olarak da çağrılıyor. Ondan boşalan yere Antep halkının da büyük bir arzusuyla iştirak ile ki verdiğim belgelerde bunu göreceksiniz. Atatürk tarafından genel cepheler komutanı olarak görevlendiriliyor ve şeyin başına geçiyor. Bu mekanizmanın başına geçiyor. Geçtikten sonra bütün harp dehasını kullanarak Antep savunmasını 197 gün bir fiil idare ediyor. Savunma sırasında çok güzel taktikler kullanıyor. Çünkü Mısır ordusunda daha önce eğitim görmüş kendisi Mısır ordusunda. Ayrıca savaş deneyimi var. Dediğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'na katıldım diyor. Kendi el yazısında anlatıyor bunu. Balkan Savaşı'na katıldım. Trabluskarp Savaşı'na katıldım diyor. Ondan sonra Suriye'deki yeraltı örgütleme faaliyetleri var. Fransa'daki direniş hareketlerini örgütleme. Bu örgütleme iki türlü oluyor. Hem fikirsel bakımdan oluyor hem de silahlı bir direniş şeklinde oluyor. E, Filistin'de var. Gene Dolayısıyla bir de Kıbrıs'ta var. Dolayısıyla büyük bir savaş deneyimine sahip bir insan olduğu için bu savunmanın bütün planlarını kendisi kuruyor, ayarlıyor, düzenliyor ve buna göre yapıyor. Antep mükemmel bir savunma, dünya çapında bir savunma yapıyor. Hatta Fransız Komutanı Gen Genel Abadi Fransa'ya döndükten sonra Antep savunmasına hayran kalıyor. Türk Verdun'u Gaziantep diye bir de kitap yazıyor. Ki Verdun biliyorsunuz Bizi Dünya Savaşı'nda Fransızların Almanlara karşı olan en büyük savunmasıdır. Yani bir savaş dehası diyebiliriz. Atatürk'lü devamı devamlı telgrafla olarak faaliyet içindeler. Oradan gelen talimatlar var. Onun verdiği bilgiler var. Atatürk'ün dışında Paşa ile temasları var. Selahattin Adil Paşa ile temasları var. Başka bir komutanla da Peri Çakmak Paşa ile var bir de. Yani üç tane komutanla temas halinde bu savaş yönetiliyor. Fakat e, düzenli birliklerin yani Selahattin Adil Paşa'nın komutasındaki birliklerin pek Antep savunmasında katkısı yok. Adana'da bulunduğu için ayrıca ayrıca de o diğer cephelere daha fazla önem verildiği için Atatürk daha ziyade buranın bir milis harekatı olmasını istiyor. Yani halkın kuvayi milliyeni şeklinde bir savunma göstermesini istiyor. Ve kuvayi milliye sınırlar içerisinde kalmak üzere bu Antep savunması mükemmel bir savunma yapılıyor. Fakat ne yazık ki işte cephenin şey, ilaç, ilaç olmayışı, açlık, çok şehit vermek, Yeterli ekipmana sahip olmamak, silaha sahip olmamak. Bütün bu şeyler en sonunda şehrin temsil olması, şehrin te teslim olmasıyla sonuçlanıyor. Bilmem biliyor musunuz. Ya Fransızlar diyorlar ki kaleye bir bayrak çekin. Teslim olma bayrağını çekin. Beyaz bir bayrak. Bütün Antep evleri geziliyor. Tek tek hiçbir tane beyaz bir çarşaf bayrak bulunamıyor. En sonunda bir şehitin kefenini çıkarıp Antep kalesine çekiyorlar. Bu beni çok etkilemiş bir olaydır bu. Yani Antep halkı en son çocuğuna kadar ölmeye, kudretli çocuğuna kadar ölmeye hazır bir halk. Teslim olmaktansa ölmeyi ye, yeğleyen bir halk. Çok kahraman bir halk. Çok olumlu düşünürdü. Hayranı olduğu için kendisi vasiyet etti. Beni Antep'e gömün dedi öldüğümde. Ve Antep'e gömüldü. Kendisi arusuyla istedi. Antep'ten bir heyet geldi. Burada konuştuk. Ben hatırlıyorum o günleri. Babamın Ankara cenazesi kaldırıldı. Hacı Bayram Camisi'nde bir tabuta konduktan sonra bir araba tutuldu otobüste Antep'e getirildi. Ben de katıldım o törene, o seyahate. Antep'te özel bir askeri törenle bugünkü istirahatgahına gömüldü. Vallahi ben en önde yürüyordum. Yanımda babamın yıkılıcını yürüten bir Mustafa vardı. O Bey'in babamın orada bir manevi oğlu var. Savaşta yanında ayrılmıyor. 14 yaşında bir genç çocuk adı Abdi. Bu babamın manevi evladıydı. Benim de manevi abimdi. Onun yakınları ve Antep valisi, Antep Garnizon Komutanı, Antep o zamanki belediye başkanı ve Antep'in bütün protokol ileri gelenleri hepsi ve Antep halkı bu mezara, şey, bu törene katıldı. Katıldılar ve Antep Belediyesi babanın mezarını yaptı. Vallahi hayattayken büyük saygıları vardı. Yani Antep'e gittiği zaman yer yerinden oynardı. Çocukken hatırlıyorum. Yani bütün halk peşinden gelirdi. Yani siyasi bir konu olmasın ama bilmiyorum siyasette de girmek istemiyorum. Ben siyaset üstü bir insanım şu anda. Herhangi bir şekilde siyasete girmek istemiyorum. Fakat e, babam 50 seçimlerini kaybetmesindeki en büyük nedenlerden birisi şuydu. E, Menderes rahmetli Menderes ve Celal Bayar babama daha önce teklifte yaptılar. O zaman onların milletvekiliydi. Zaten aynı partinin içindeydiler biliyorsunuz. Bir tek parti vardı. Tek parti CHP. Babam dediler ki Özlem'e ben artık CHP'nin Antep'te fazla bir fonksiyonu olmayacak. Eski şeysini kaybetti geçerliliğini. Yani siz bile tek başınıza bu Antep'i kurtaramazsınız. Gelin bizim partimizden aday olun dediler. Babam kibar bir şekilde reddetti. Ben dedi bana dedi milletvekili layık gören bir partiyi ben dedi red, çevirmem dedi. Gene adalemi koyacağım dedi. O zaman bir formül ileri sürüler. Dediler ki bağımsız koyun bağımsız koysaydı çok büyük bir farkla kazanırdı. Fakat onu da partisine karşı bir vefasızlık olarak düşündürdü. Hayır bağımsız da koymayacağım dedi. Gene partiden koyacağım dedi. Ve milletvekilliğini 1951 yılında kaybetti. Zaten bir sene sonra da vefat etti kendisi. Vallahi Antep milletvekili esnasındaki en büyük fonksiyonlar daha önce, şimdi orada bir yanlışlık yapıyorlar. Diyorlar ki yani sanki babam Antep milletvekiliyken şeyi getirmiş gibi düşünüyorlar. Treni tren şöyle bir tren durumu var Antep e trenin gelişi. Babam müteahhitlik yaparken daha önceki yıllarda Antep'te ikamet ettiği yıllarda müteahhitlik de yaparken bir firmanın şeysini alıyor. Taşeronluğunu alıyor. O taşeronlukla treni getiriyor Antep'e. Yani onun milletvekilliğiyle bir ilgisi yok trenin gelmesinin. Valla Antep'le benim şu an çalışmalarının ne olduğunu pek bilemiyorum ama Anteplerin bildiğim kadarıyla evimizden hiç Antep'te eksik olmazdı. Sonra üvey annemle çok güzel yemek yapmasını bilirdi. Bütün o savaşta görev alan kişilerin kendileri, aşiret reisleri, kumandanlar hiç bizim evden çıkmazdı. Antep'te halkının da kimin de ne arzusu olursa Ankara'ya çağırırdı, otelde yatırırdı, yedirirdi, içirirdi ve her türlü sorunlarına koşardı. Elinden gelen ne varsa yapardı. Bir tanesi örnek verin. Evet. Bu Antep halkıyla ilgili değil ama hani oradan belki özdeşleştirebilirsiniz bu sözümü. E, ee, mesela Şeyh Şamil'i bilirsiniz. Şeyh Şamil bir Çerkes, bir Kafkasya kahramanıdır. Onun torun Şeyh Şamil biliyorsun önce Osmanlı'ya göç etti. Ondan sonra Mekke'de gömüldü. Oraya gitti yerleşti. Onların torunları İstanbul'da yaşıyorlardı. Said Şamil ve diğer bir kişi. Adını unuttuğum hatırlayamıyorum. Tabi babamın yakın dostlarıydı onlar da. Millet meclisi de milletvekiliyken onların torunlarına vatan hizmetinde maaş bağlattırmıştır. Düşünün. Şeyh Şamil torunlarına. Yani Türkiye'ye, Türkiye hizmet ettiği için, İslamiyet'e hizmet ettiği için. Çünkü İslamiyet'e babam çok önem verirdi. Camii Eser'den mezun olduğu için Mısır'daki Camii Eser okulundan. Şimdi her ne kadar kendisinin hatıra şeylerinde, tercüme halinde edebiyat bölümü diyorlarsa da orada bir eksiklik var. Edebiyat bölümünü bitirdi ama bir de master'ı var. Master'ı da din üzerine yaptı. Ve o yıllarda 40'lı yıllarda Türkiye'de üç kişi gösteriyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i tercüme edecek ve tefsir edecek, yorumlayacak. Bir tanesi Ömer Rıza Doğrul gazeteci. O yaptı Tanrı buyruğu diye. Biri Elmalılı Hamdi Hoca, biri de benim babamdı. Babam işleri çok oldu, yoğun olduğu için özür diledi. Bu işe girmedi ama ben çocukken bize Kur'an-ı Kerim'i açar, surelerini okur, ayetlerini okur, çok güzel yorumlar yapardı. Yani bir derya diyebilirim yani din konusunda da teoloji konusunda da bir deryaydı. Şimdi babam iaşe için yani halkın iaşesi ve milis kuvvetlerinin iaşesi için bir emir veriyor. Diyor ki herkes evinde evinde ne varsa yiyecek, içecek bir yerde toplayacak. Bunlar eşit olarak dağıtılacak insanlara. Hatta artık un bulamıyorlar da zerdali çekirdeğini ezerek un yapıyorlar, ekmek yapıyor, acı bir ekmek. Dolayısıyla ben cezalandırırım diyor. Bakın diyor. Kimse diyor şeysini saklarsa, elindeki yiyeceği, içeceği şahsına saklarsa ben ağır ceza veririm diyor. Ve bir gün Fransız bombardımanı esnasında, bakın bu çok ilginç, bir olay. Bir tane çatıya bir Fransız güllesi isabet ediyor ve çatıdan Antep fıstığı pırılıyor. Sokaklara pırılıyor fıstık. Babama durumu iletiyorlar. tabi hemen o kısıklar toplanıyor. Halka ya, ya şey bölüştürülüyor. O kişi de güzelce de bir cezadan geçiriliyor. Onu saklayan Antepli'nin de cezasını veriyor. Ben fi tarihinde Ankara'ya gel 65 yılında gittiğimde Gaziler Mücahitler Derneği'ne üye de olmuştum. O babamın yanında görev yapan kişilerin hepsi de oradaydı. Çeşitli yaşlarda. Fakat uzun süre kalamadığım için o kişilerden tam bilgilerde toplamak nasip olmadı. Dedim ki daha sonraki yıllarda ben dedim bir bilgi toplarım dedim. Bu hayattaki olan gazilerden, mücahitlerden. Sonra da o dernek kapandı gitti. Böyle ortada kaldım yani. O dernek de kapandı gitti. Hiçbir şey yapmadım. Mesela bir tane bey vardı soyadı neydi? Adı Kırmızı diye bir bey vardı soyadı kırmızıydı. Tahsin Bey vardı. Çiçekçi Tahsin Bey vardı. Hatırlıyor musunuz? Çiçekçi Tahsin Bey derseniz belki Antep'te bulabilirsiniz araştırarak. O Tahsin Bey olsun o kırmızı soyadlı bey. Bunlar çok büyük bilgilere sahipti. Ama bu dernekte ben üyeyken fazla bir bilgim olamadı. Çünkü fazla ben o zaman memurdum oldum iş bankasında. Fazla uzun süre kalamıyordum. O zaman dernek bu Gaziler ve Mücahitler Derneği beni Antep'e nakdimi istediler. O zaman bekardım. Ankara'da annemle yaşıyordum. Diyorlar buraya gelin yerleşin. Burada bir ev alalım size. Burada daha iyi ikamet edersiniz. Fakat işte ben Ankara'yı bırakamadım. Birazcık da etkisi var nedir bilemiyorum. Bir hata yaptığımı da anlıyorum. Keşke gelseydim Antep'e yerleşseydim iyi olurdu diyorum. Vallahi şimdi onları ayrı ayrı düşünmek lazım. Bence Karayılan bir çete reisidir. Babamdan önceki diye dedir Şahin Bey de öyle bir komutandır. Onun bir e, geçmişi de vardır. Savaş geçmişi de var. Çeşitli cephelerde de savaşmıştır. Değerli bir insan. Mehmet Sait Bey diyorsunuz. Onu esatı Mehmet Sait. O Antep'in yerlisidir biliyorsunuz. Karayılan da Antep'in yakındaki bir köydeki aşiretin reisidir. O Kürt kökenlidir. Onu da biliyorsunuz belki. E bunlar da birer kahramandır tabii. Antep Savunması'nın canlarını ortaya koyan birer kahramandır. Ama Kılıç Ali Bey için bir şey diyemem. Kılıç Ali Bey maalesef hatıralarında en ufak bir şekilde babama değinmemektedir. Kılıç Ali Bey de çerkez kökenli olduğu halde bilemiyorum, acaba diyorum gözlemciyken benim babam orada Antep Savunması esnasında Kılıç Ali Bey'in komutanlığında aralarında bir sürtüşme mi oldu ne oldu bilemiyorum. Belki onun etkisiyle kızdığından hiçbir şekilde babamın hatıralarında kendi hatıraları babama değinmemiştir. Sanki öyle bir komutan yok kendisinden sonra. Babam 197 gün olmasındaki en büyük etkenlerden biri başarılı olması, Atatürk tarafından çok takdir edilmesi, kendisi çeşitli vesilelerle gönderilen telgraflarla kutlanması, cesaretlendirilmesi ve gazilik ünvanına kazanılmasında da en büyük etkenlerden birisi de benim pelerin yapmış olduğu bu savunma planları. Bu Antep halkının gösterdiği olanan üstü direniş, kahramanlık. Bütün bunlar Antep'e gazilik ünvanını verdirmiştir. Ve bilahare sonraki yıllarda herhalde 2008 yılında tahmin ediyorum Antep'e madalyası da verildi. Ve gazi ünvanını o yıllarda aldı zaten. Bakın Antep salmasının bence en büyük etkeni şudur. Şimdi bunu Güneydoğu cephesi diye almak lazım. Güney cephesi diye almak. Sadece bir tane Antep değil direniş yapan. Adana, Maraş, Urfa, Hatay. Hepsi direniş halinde. Ama Maraş daha erken kendini kurtarıyor. Daha çabuk. Fransızlar terk ediyor Maraş'ı. Maraş'ın Urfa'nınki daha uzun sürüyor biliyorsunuz. İşte Hatay'ınkini de biliyorsunuz. Çok uzun yıllar süren savunmadan başka bir de Hatay'ın Türkiye'ye ithak edilmesi söz konusu. Şimdi Fransızlar Antep'ten vazgeçemiyor. Antep'in üzerinde bu kadar durmasının sebebi Fransa ile Suriye'nin birleştiği noktada Antep. Yani Fransızlar da Suriye'nin işgali altında tuttukları için Antep elden çıktığı takdirde Antep'i alamazlarsa Suriye'yle olan ilişkilerin kaybedeceklerini düşünüyorlar. Bütün ağırlıklarını Antep'in üzerine veriyorlar. Bütün kuvvetlerini Antep üzerine odaklandırıyorlar. Silah, silahlı kuvvetlerinde ve siyasi kuvvetlerinde Antep üzerine odaklandıkları için Antep savunması bu kadar uzun sürüyor. Fakat şunu ortaya koyuyor bu savunmanın sonucu benim gördüğüm kadarıyla. Ee, Napolyon bir sözü vardır. Türkler öldürülebilir fakat esir edilemez. Bunu ortaya koyuyor. Türklere öldürebilirsiniz ama esir edemezsiniz. Ve dolayısıyla Fransızlar ileride Ankara muhalifi imzalarken anlaşmasını bu etki ediyor onların kafasına yerleşiyor. Diyorlar ki biz bu Güneydoğu'da Antep olsun, Maraş olsun, şurası burası olsun. Biz burada uzun süre duramayız arkadaş. Türkler bizim canımıza okur. Burası başka bir ülkeye benzemiyor. Burası Afrika değil. Burası Asya değil bizim burada canımızı okur. En efendisi biz bunu e efendi e efendi iyi bir anlaşma imza çekelim gidelim. İşte bunun altına yatan Antep'in savunmasıdır. Bu el bombasının kendi icadıdır. Antep savunması esnasında biliyorsunuz bir silahhane kuruldu. Antep'in ustaları, başta Tüfek Yusuf Usta olmak üzere Antep'in ustaları bir silah atölyesi kurdular. Burada hem silah imaratları hem silah tamiratı yaptılar. Fakat benim almış olduğum bir bilgiye göre bu kişilere de tanıştığım bir mühendis vardı Ankara'da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda. O zaman Ankara'da i̇marat Harbiye denen bir fabrika var silah imal eden. Oradan iki tane usta gönderildiğini söylediler bana. Ama kim olduklarını bilmiyorum. Eğer makine kimyanın şeyden araştırırsanız kayıtlarını i̇marat Harbiye'nin İki tane de Antepli şey, iki tane de İmarat Harbi ustasının bu Antep savaşına gönderildiğini söylediler bana. Her neyse, bu İmaratane İmanet esnasında babamla kendi buluşu olan bu Özdemir el bombasını yapıyor. Bu pimli bir bombadır ve anlatıldığına göre tam bir şey diyemiyorum ama e, İstiklal savaşında kullanılan ilk pimli el bombası, kendi icadı, kendi kavasını kullanarak yaptığı bir el bombası. O savaş esnasında biliyorsunuz mesela köerçile lazım, barut yapılması için. Antep'in içindeki mağaralardan yosunlar getiriliyor, biliyorsunuz. Ee, saçla, caminin saçlarından kullanılıyor, camilerin saçları sökülüyor, kubbelerin saçları. Bu silah yapımlarında, bomba yapımlarında ee, çok ilginç bir bombadır ama bir de şunu söyleyeyim ben size, babamdan duyduğum bir takım sahte silahlar da kullandık biz dedi. Mesela bunun bir tanesini ben Antep'te gördüm. Antep savunma meclisinde tak takı gördüm. Onu gecelerin yaptıkları zaman makinal tüfek tarıyor zannediyor Fransızlar kendilerini. O tak takla tahtadan kaynağı zırıltısı diyelim bugünkü adıyla. Süper bir olay. E babamın bir dediği bir de şu vardı. E, biz kağıttan dedi sıkıştırılmış bugünkü şey bombaları var ya ses bombaları onları yaparlarmış. Kağıttan sıkıştırılmış olarak aralara saman koyarlarmış. Fransız mevzular, bir de saham bombaları var. Onları da gördüm. Hepsi bunların Antep halkının pratik zekasından doğan şeyler. Bir de top var. Evet. Ramazan topu var. Şırt topuzun kullandığı. O topu da Fransa hakiki top zannediyorlar ve çok çekiniyorlar. Sonra da giderken bunun Ramazan topu olduğunu görünce hayran kalıyorlar ve alıp götürüyorlar. Bugün Fransa'nın Paris şehirdeki Louvre Müzesi'nin askeri bölümünde o top muhafaza ediliyor. Ben de en son geldiğimde Sayın Asım Güzel Beyden rica ettim. E, benim babamın adına olan bir park daha var. E, Gaziantep Asil Mezarlığı'nın yakınında. O parkın adının topuz olarak kullanılmasını kendisinden hasreten rica ettim. Bir de ses bombası. Sıkıştırılmış hı hı. saman kağıtlarından yapmışlar. Onu biliyorum. Babam söylerdi. Cepheler atardık akşam dedi. Fransız cephelerinde de karanlıkta dedi. Korkardı Fransızlar. El bombası zannedip dedi. Beni en çok üzen Ermenilerin yapmış olduğu zulüm. Ve arkadan vurması Antep halkını maalesef bu insanların bize yaptıkları ihanettir. Ve bir de bu savaş esnasında bazı kişiler, zengin varlıklı kişiler Antep Savaşı'ndan terk ediyorlar ve Suriye'ye geçiyorlar. Bu da üzücü bir olaydır. Antep savunmasını terk edip bazı kişiler çok az bir uzunlukta olsa Antep savunmasından korkup mallarını da orada bırakıp canlarını kurtarmak için kendi görüşlerine göre Suriye'ye geçmişlerdir. Beni geçen sene geldim araştırmalarımı yaptım. Beni yaralayan bir tak birkaç konuya değineyim madem yerin gelmişken. Ee, Gaziantep'te Özdemir Bey Mahallesi var. Özdemir Bey Caddesi var. Hemen onun bitiminde de Özdemir Bey Mahallesi var. Oranın muhtarı ile tanıştık. 80 yaşında şeker, tonton bir adam Haydar Bey. Yazıhanesine yanında eşimle oğlum da vardı. Oturduk bir çay içiyoruz falan. Haydar Bey dedim burası Özdemir Bey Mahallesi değil mi? Evet. Peki sen Özdemir Bey'i tanıyor musun dedim yapıyor ağam dedi. Bu beni çok yaraladı. Şimdi Antep halkının bugünkü şeye, demografik şeyesine baktığımız zaman skalasına maalesef ve maalesef yüzde onu ancak Antepli. Yüzde doksanı dışarıdan gelme insanlar. Çeşitli nedenlerle işte ekmek parası kazanmak için, sanayide bir iş yapmak için. Bu yüzde onu da tarihine tam sahip çıkmıyor. Bir anımı anlatayım. Bu da beni çok yaraladı. Bu Gaziantep Kalesi'nin hemen civarında aşağıda müzeni var ya yukarıdaki müze. Onun hemen aşağısında orada şeyler var. Kazancılar var. Bakır kazan dövüyorlar. Gittim onlara. Nasılsınız ağam dedim. Baktım Antep konuşması şivesi dedim. Antepli bunlar. Öz Antepli. Neyse. Size bir şey soracağım dedim. <laughs> Şahin Bey'i tanıyor musunuz dedim. Bakın babamdan girmedi önce. <laughs> eh adını duymuşuk dedi. İyi güzel dedim. Bak, adını duymuş diyor sadece. Peki kara tanıyor musunuz dedim. Ben şimdi önemli üç tane figür var ya Antep savunmasında. Ha onu tanırık dedim. Çete reisidir filan dedi. İyi dedim. Peki dedim Özdemir Bey'i tanıyor musunuz? Döndü orada. Lan Mehmet dedi. Özdemir Bey diye birisi varmış. Tanıyor musun dedi. Kimmiş ama dedi. Hiçbir şey demedim ayrıldım. Ha dedim ki siz dedim Antep savunması hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. Sizden dedim bakın şuradan 100 metre kadar yürürseniz dedim hemen kalenin dibine geliyorsunuz. Oradan da bir 10-20 basamak çıkınca dedim yukarıda müzeye giriyorsunuz. Antep savunması müzesine kalede. Gitseniz oraya dedim. Biraz tarihinizi görsenize. Bir tanesi döndü. Aa dedi biz akşama kadar burada kazan dövüyük dedi. Oraya turistler gidiyor. Bize ne dedi. Yani çok bilgisiz. Antep halkını öz, bakın hadi dışarıdan gelenleri pek bir şey diyemem. Urfa'dan gelmiştir, şuradan gelmiştir, işte Bitlis'ten, Siirt'ten, Malatya'dan, sağdan, soldan. Tabii ki bir öz Antepli kadar bu tarihi bilmeye gerekli değil. Bu savunmada bilgisi ama Antep'in kendi öz yerlisi halkı çoluğuyla çocuğuyla bunları bilmek durumundadır. Lütfen bunların bu cehaletlerini ortadan kaldırın. Bunlara bilgiler verin. Okullarda bir ders koyun, seçmeli ders koyun konferans, bir tek Antep'in savunması, bir tek Antep'in kurtuluş gününde işte madalya aldığı günlerde anılmasın. Her dakika bu insanlara bu anlatılsın. Dedeleriyle çocuk iftihar duysunlar. Geçmişleriyle iftihar duysunlar. Ben bunu istiyorum.